Getirle futbol heyecanı başlıyor. Beşiktaş 3, Konya Spor 3, Jetson Fernandez 6, 41. dakikada Jackson Muleka 2-0, 45 artı 2 1 buldu. Konya Spor ikinci yarıya çok hızlı başladı. Şöyle ki 45 artı 2 ile 51. dakika arasında 3 gol birden buldu. Biri ilk yerde ikisi ikinci yarıda Ardından da Beşiktaş Tayfur Bingöl 62. dakikada 3. golü bulsa da rakip Oğulcan'ın atılmasıyla beraber 10 kişi kalsa da 4. golü bulamadı. Ve son bölümü özellikle Şenol Güneş geldikten sonra başarılı geçirdiği sezonun son bölümünde hedefi olan belki de son hedefi olan ikinciliğe ulaşamadı. Bugün nasıl bir maç izledik Emre Özcan? Yani bu şey hissettik mi biraz sezonun son maçı olması? Yani bu kadar bol gollü maça neye bağlayabiliriz? Ya bilmiyorum onun alakası var mıdır? Yani tabii ki rahat bir maç izledik. Yani Beşiktaş için ikincilik maçıydı ama yani siyah beyazları çok stresli görmedik. Çünkü o ikinciliğin evet. e, hiçbir anlamı olmadığını, özel hiçbir anlamı olmadığını Özellikle. biliyoruz. Yani 8 milyon liralık bir fark varmış. 8 milyon lira mı? Evet. Yani. Tamam işte yarım milyon dolar bile değil hatta değil, artık değil. üçte bir milyon dolar. <laughs> yani dün gece bu saatlerde olabilir ama sabah saatlerinde yani bir. üçte bir 300 350 bin hmm. dolar bakınca yani bir büyük yıldızın Abu Bakar'ın aylık bir aylık maaşı neredeyse evet. neredeyse yani neredeyse evet. O yüzden fark yaratan tek şey bu Hala böyle olunca yani çok stresli değildi Beşiktaşlı oyuncular. Yani 2-0 öne geçtiler, 3-2 geriye düştüler. O 3-2 öne geriye düştükleri denklemde yani çok üzgün, çok ah ne oluyor tarzını görmedik. E, bu da e, anormal değil. Ya bugün golleri çoğaltan yani aslında Beşiktaş'ın rahat bir galibiyeti ne olarak anlatabilirdik bu maçı. Ama yani bir oyuncunun arka arkaya hataları. Üç tane yenen gol ve üçünde de hatası var Mert. Ben zaten görmedim. Bir oyuncuyu öveyim de sonrasında bir hata yapmasa. Mert bu sezon işte geçen hafta burada konuşurken tartışmasız ikimizle birlikte Mert Mert evet. 10 yılın kalecisi olduğunu e, düşünüyorum. Bu düşünüp... sonra oldu. Yok. <laughs> <laughs> yani, Mustere evet. önce başka kaleciler de var. Bu sezon gerçi kaleci performans. Ertaç var. mesela. Yani, Ertaç'ın da çok kötü maçı çok kötü var. Maçı çok var, evet. kötü maçı var. Ama şimdi yani burada ne olursa olsun bir ikinciliğe mal oluyor e, yaptığı hata. Çünkü ilk golde çok büyük bir hatası var. Çok büyük bir hata. İkinci golde büyük hatası var. Üçüncü golde de net hatası var. Yani derecesi gittikçe düşüyor hataların. Ama, ama üçüncü de hatalı. Yani üçüncü golde bile çok net bir hatası var Mert'in. E, hal böyleyken... 3 golde toplam onun yarattığı gol beklentisi 1.80-1.90 falan Mert'in yani, hataları. Yani. yani aslında bu maç bence siyah beyazlar açısından kazanılmış maçtı. Ama bazen böyle oldu. Yani bir oyuncu çıkıyor, bir hata yapıyor. E ee, o maçı kazanamıyorsunuz. Bugün 3 tane hata yaptı Mert. Ee, çok enteresan. Yani kariyerinin en kötü maçıdır belki de. Zannetmiyorum ben hiçbir ya, maçta Mert 3 tane gol yedirsin. Mert Mert'in kariyeri artık 30 küsur yaşına geldi. Çok da değerli bir kaleci. Fenerbahçe'den çıktıktan sonra Fenerbahçe'de de bazı iyi maçları olmasına rağmen birinci kaleci olmak için Bursaspor'a gitti. Bursaspor'da Harun Tekin'e geçildi. Yani orada da bir ciddi bir şey kaybı belki konsantrasyon Harun. Adaptasyon sorunu yaşadı Bursa'ya. Evet. Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yeniden dirilttiği oyunculardan birisidir Doğru. aslında Volkan Babacan'la birlikte. E, ve bu sezon kariyer sezonunu geçiriyordu. Beşiktaşlar da çok ön yargılı bakıyordu. Hatırla bir Giresun spor maçında sakatlandığı pozisyon var. Gol olan pozisyonu hatırlarsın. Evet. Evet, evet. Önemli değil. oyuncu Yeni Zelanda'lı bir oyuncu vardı da. Ee, Şeyde mi? Giresun Spor'da. Giresun Spor'da Önemli değil, önemli değil. Ben de ee, hatırlayamadım şu anda. E, ardından orada ıslıklanarak sağ kenarına gelmişti. kendine ispat, Beşiktaş'ta kabul ettirdi ispat ettiği sezonun sonunu böyle bir talihsizlikle yaptı. Bir talihsizlikle şöyle oldu. E, hepimiz aslında taraflı tarafsız herkes Atiba Haçlısı'nı sağda son kez Türkiye'de görmek istiyordu. Hani iki fark olursa hoca, Şenol Hoca duruma bakmaksızın dakikaya bakmaksızın oyunu alabilir diye düşünüyorduk. Bugün oyuna girme şansına sahip olamadı Atiba açısından. Muhtemelen şu dakikalarda Atiba İnönü tribünleriyle vedasını yaşıyor 10 sezon sonra. Ve benim çok merak ettiğim bir konu da var maçın son 90. dakikasına doğru. Cenk Tosun'un bir sakatlığı var. Şimdi herhangi bir şey görmedik müdahale ile alakalı. Hani böyle korkutucu bir görüntü yoktu ama sakatlık pozisyonu sonrası Cenk Tosun'un verdiği tepki gözyaşlarına engel olamadı, dizini sabit tutuyordu. Bilmiyoruz yayıncı kuruluştaki arkadaşlardan bir bilgi gelmedi. Onu da büyük bir merakla bekliyoruz. Umuyoruz ciddi bir sakatlığı yoktur. Yani umuyoruz da öyledir ama e, oyuncunun verdiği tepki yani bizi dayı paramparça etti maçı evet. izlerken. Yani muhtemelen zaten Beşiktaş taraftarının da hatta Şenol Güneş'in de yani bu maçta beraberlik 2 puan kaybı, ikincilik kaybından daha çok Cenk'in durumu rahatsız etmiştir, mutsuz etmiştir. Yani bizim bir şey söylememiz çok kolay değil ama yani tabii çok ciddi diz sakatlıkları yaşadı Cenk. Ee, çok da iyi şekilde örnek zaten örnek bir profesyonel. Çok da iyi döndü ve geçtiğimiz gün yani çok kısa bir sohbet etmiştik bu Atletico Madrid maçı sırasında. Hı. Çok hafif bir sakatlığı var. abi çok iyiyim ve çok eskisi gibi gençliğindeki gibi hissediyorum demişti. Ben de geçen İnşallah... hafta geçen hafta yani 3-4 yıl önceki Cenk gibi demiştim fiziksel olarak. Evet. yani bilmiyordum. O öyle bir evet, size evet. öyle konuştuğunu bilmiyordum Bu, tabii onu söylerken. Ee, ondan bir hafta sonra yani bizim aklımıza yine benzer bir sakatlık geldi. Çünkü yani o sakatlıkları bilen, kendi vücudunu tanıyan bir oyuncunun sanki yine aynı şey oldu. Hayal kırıklığıyla beraber bir gözleşi bozuşalması gibi. Ee, okudum ben ama yani umuyorum öyle değildir. Umuyoruz öyle değildir. Umuyorum, bakıyorum şimdi Çok arkadaşlardan olur. da rica edeyim. Cenk'in durumuyla ilgili bir şey gelirse sargının kulağına lütfen bize de iletsin. Sorularımız varmış, Hemen sorulara da başlayabiliriz Tabii. daha sonra genel. Genellikle ilgili de sorabilirsiniz arkadaşlar. Malum ligi kapatıyoruz artık. Mert Sukusu 2-0'ı koruyamamak ve 10 kişilik takıma karşı galip gelinememesi sizce size sizce kime yazar diyor? Ha. Bence biraz şey oldu bu maç. Eğer bak ikinciliğin ucunda Şampiyonlar Ligi önelemesi olsaydı çok yakın zamanda geçirdiğimiz böyle olmazdı. Gibi, böyle olmazdı, olmazdı maç. Yani ben de katılıyorum. Yani, maçın önemine göre konsantrasyon seviyesi tabii ki düşüyor. Yani Mert e, net sorumlu yani bu sorunun cevabı bence Mert. Bu maç üzerinde Mert Günok. Böyledir şey. Yani. Futbol böyle yani resmen tek başına 3 golde de ataldı aldı. Bakın 3. gol en az hatası olan gol ama onda da net hatası var. dolayısıyla bu sorunun cevabı Mert ama senin söylediğin şey çok doğru. Maçın önem seviyesi konsantrasyon çok seviyesinde çok belirler. Iyi. Her zaman böyledir bu. Ha bazen daha önemli maçlarda daha büyük konsantrasyon yine hataları sebep de olabilir. Ama ben de zannetmiyorum ki bu maç i̇kinciliğin yani senin söylediğin gibi bir şampiyonlar ligi anlamı olsaydı Mert bu hataları yapmaz diye tahmin ediyorum ben de. O yüzden yani bunlar sezonu da bu kadar iyi oynamış bir kaleci için ee, mazur görülebilecek hatalar bence. Ya evet yani her kalecinin kötü günü olabilir. Bugün Abu Bakar da varla yok arasındaydı mesela. Yani çok az topla buluşmamış. Hatta baktım 85 civarındaydı. Sonrasında gelişmiş olabilir bu rakam. 16'da 16 pas isabeti ama kaleyi yokladı ya da bir tehlike yarattı. Abu Abubakar Abu yapan özelliklerini kullandığı bir pozisyon içinde hemen yok. yoktu. Bir şut denemesini hatırlıyorum. Cezasal siyahi civarından. O da galiba savunmadan dönmüştü. Hiç aksiyona giremedi bugün. Yani onun da konsantrasyon seviyesi muhtemelen biraz düşüktü. Yani biraz düşük diye tahmin ediyorum. Cenk Muleka... Bence yine ellerinden geleni yaptılar. Jetson maçın yıldızı olacaktı. Net bir şekilde olacaktı. Evet. Kazansa Beşiktaş yine maçın yıldızı olarak değerlendirebiliriz. Ee, Salih Keza ya benzer şekilde yani bugün ya dediğim gibi bence siyah beyazların kazandığı bir maçtı bu. Ama bazen bir oyuncunuz bir hata yapar, iki oyuncunuz iki tane hata yapar, iki gol görürsünüz kalecinizde. Cilve faktörü devreye girdi diyorsun. Ben... Futbol, futbolun cilvesi diye şey var Tabii Cilve var. faktörü diye geçen Şampiyonlar Kulübü programında da Ali Emre ile konuşuyorduk. Futbolda böyle gerçekler var. Bazen top girmiyor, bazen kaleciniz büyük bir hata yapıyor. Bütün işin seyri senaryosu değişiyor. Bir sorumuz daha varmış hemen bakalım. Tabii. Soracağım. Muzaffer Onur Baysal, Jetson'u son dönemlerde 10 numarada artan performansını düşündüğümüzde sizce Şenol Güneş yeni sezonda bu rolü devam ettirmek ister mi yoksa yine 8'e döner mi? Şimdi çok güzel bir soru zaten Jetson'a gelecek gelmiştik de. 10 ee, numara pozisyonu ile ilgili attığı golde de özellikle muazzam bir gol attı. Yani o C üzerinde adam eksiltmesi, kaleciyi geçmesi, ikincisinde Ahmet olsun ciddi bir hatası var ama evet. sonuç itibariyle iki kişi ekarte edip dar açıdan 90'a tepeye vuruyorsunuz topu. Ee, böyle bir 10 numara mı istiyor sence? Yüzü dönük bir 10 numara mı istiyor teknik direktör Şenol Güneş? Daha fazla klasik bildiğimiz, daha az hareketli, daha teknik kapasitesi yüksek, pas oyuna daha yatkın bir 10 numara mı? İnan bu sorunun cevabını bilmiyorum. Hatta Geçen haftaydı galiba. Ee, siyah beyazların üçlü orta sahasını konuşurken yani oradaki kaliteyi yükseltmek gerektiğine dair bir düşüncem vardı benim. Hala var. Ee, bunu konuşurken işte ne olmalı diye bir soru gelmişti. Ben de yine aynı cevap vermişim. Evet. Tam olarak bilmiyorum. Yani e, Jetson'u bir kademe geriye alıp skorer bir on numara mı? Teknik bir on numara mı? Yaratıcı bir on numara mı? Yoksa Hacametov için tek altı olduğu e, Jetson'un bir 8 olduğu yanına başka bir 8 mi? Salih'in olduğu başka bir e, denklem mi? Bilmiyorum ve bunu ben çok merak ediyorum. Yani önümüzdeki sezona dair Şenol Güneş adına ya da Şenol Güneş Şin beyni içerisinde dolanan fikirler itibarıyla en çok merak ettiğim şey bu demiştim. Bugün bir şey gösterdi Jetson bir kez daha. Daha doğrusu bir şey göstermedi. Yani bir, süredir zaten on numarada fena performanslar göstermiyor ama attığı gol hakikaten bir skorer on numara golüydü ve Jefferson'un yetenek seti içerisinde güçlü yönlerini net gösteren bir goldü. Ya o hareketleri Şimdi, ama genelde buralarda yapıyordu. Onun için skora katkısı topla ceza sahasına giriyor evet, çok az. Evet. Çok az. Ama işte yani o dripping becerisini, o adam eksiltme becerisini ceza sahası ceza sahası yayı civarında ya da ceza sahası çevresinde e, kullanabileceğini düşünüyor muhtemelen Şenol Güneş. Çünkü birkaç maçları bunun sinyalini veriyor Jetson. Attığı bu gol net bir kanıt o yönden. Ee, belki de bu var hocanın kafasında. Yani gerçekten şu anda tahmin etmek mümkün değil bence. Çünkü konuştuk yani ee, Sosa başka bir oyuncuydu, Taliçka başka evet. bir oyuncuydu. Tabii. İkisi bambaşka on numaralarda. de kullandı. Evet. evet. Sosa, net bir saha. Net sahan. bir yaratıcı orta saha. Yani hocanın kafasında ya da hocanın e, on numara planları içerisinde de tek tip bir oyuncu yok gördüğümüz. E, o nedenle mesela Jetson da bu üçünden, bu ikisinden evet. daha farklı. Tam ara formu gibi. Evet. Tam, tam ara form. Tam ara form. Yani Taliçka'nın da Sosa'nın da yapamadığı bir şeyi mükemmel yapıyor e, Jetson. Alametif harikası dripping. Evet. E, Tay gibi koşuyor ya. Gerçekten Değil öyle. Gibi. Ay Ama yani bu maç sürekli artan skor e, katkısı. Golden sonra hemen sağdan bir kez daha girdi bir müdahale yapıldı Jetson'a. yerde kaldı. Evet. Yani i̇kinciyi de yapıyordu orada az daha. Evet penaltı. Ben penaltı dedim, sen penaltı değil dedin. Ya ben şöyle olabilir. Ya Pe bir yakın penaltı çalabilir ona. Dönmez. Dönmem. Ama çalmayan hakemi varın döndüreceği Dön. penaltı değildi. yani çok küçük bir müdahale var evet. gibiydi ve sanki yani temastan önce kendisini yere doğru bırakıyordu gibi geldi bana Jetson. Ama önemli değil yani oralarda tehlike yaratabileceğini, tehdit olabileceğini gösteren bir pozisyonu golden sonra yine ee, zannediyorum. Bu son birkaç maç. Şenol Hoca'nın kafasında varsa zaten belli. Yoksa da ya da ya bu benim B planım, C planım olur diyorsa da acaba A planım olabilir mi diye düşünmeye başladığı şeylerden biri haline gelebilir. Evet. Ee, çünkü yani Salih de bugün gayet iyiydi. Salih de oyunun iki yönünü oynayabilen bir oyuncuya, oyuncuya evrildi. Biliyorum daha da iyi duruma gelir. Hani ileride de anlatırız ya Salih hani hep gün Pembe, daha doğrusu Ayhan Akman'la ilgili bir takım hep anlattığımız konu vardır ya. Ya Lucescu geldi, Gaziantep'ten 5 milyon dolara Beşiktaş'a bir 10 numara olarak gelen Ayhan Akman'ı Galatasaray'da bir tedrisattan geçirdi. Geride oynamaya, evet. iki yönlü oynamaya ikna etti ve gerçekten standart üstü bir orta saha haline getirdi. Umuyorum Salih de böyle inceci 10 numara e, formuyla başladı futbol kariyerinde. Bugünkü gibi her iki tarafta da iş yapabilen bir oyuncu olarak devam eder. Devam edebilir. Belki bakın ben e, şunu birkaç haftadır söylüyorum burada. Yani bu üçlü orta saha sezonu götürebilecek bir üçlü orta saha gibi gelmiyor bana. Yani kalite olarak yukarı çıkması gereken bir orta saha gibi hissettiriyor ama şimdi bu Jetson'dan bu 10 numara çok daha yukarı gidebilir. Salih bu performansını sürdürebilir. Belki de bu üçlü orta saha istikrarlı bir şekilde oynar ama yine de yine de kaliteyi arttırması lazım Beşiktaş'ın. Yani lazım. şöyle söyleyeyim. Şimdi bu üçlü uzun zamandır bu üçlü oynayan olacağı. Evet. olacak. Kenardan gelen ilk oyuncu kim oluyor genellikle? Üç orta sahada. Tayfur Bingöl oluyor. Yalnız Bazen Tayfur Bingöl oluyor. Kenara da Tayfur Bingöl. Aleksandru Maksim -Mak oluyor. Ve yani Özellikle kilitlenen maçta korumak evet. istiyorsa Tayfur'u hani bir şey yapılması gerekiyorsa Maksim alıyor ama. Aynen öyle. Şimdi kenardan gelen ilk oyuncum seneye olmayacak kesin olan Maksim ise Zaten orayı hem kaliteyi arttırmak hem de derinleştirmek lazım. Ya da tayfursa bir yani, yani burada bir kalite problemi var demektir zaten. Yani bugün gol attı, çok iyi niyetli. ha Bulunması da bence Beşiktaş'ta gerekli bir oyuncu Tayfur, çünkü sözleşmesi bir senelikte. Senelikle. Sağ bek, sol bek sağ Her sol oynuyor. Iç, orta orta iç, sağ, orta orta. Her, her yeri oynuyor. Ortası sağ. Her yeri oynuyor. Bir sorumuz daha var. Oak and Shield. Oak. Torin. Oak, and Oak, and Oak and shield. And shield. Evet, Mulekayla ok. yola devam edilmeli mi? Ok, şey ağacı, shield kalkan Torin'de de ee, şey şeyden mi? geliyor. Dizi karakteri mi yoksa. Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor. Yani ya da o şey o evrenden geliyor. Meşe ağacı mıydı? Heart of Oaks diye bir takım var. Neyse Mulekayla yola devam edilmeli. Bugün tribünlerin kararı oyundan çıkarken gol atmış olmasına rağmen bu soruya tribünler sanki edilmesin gibi bir cevap verdi. ıslıklarıyla. Ya, Yanlış anlamadıysak televizyon başında. Şimdi ya Mule şöyle bir oyuncu. Ee, devam edilmeli mi? Yani, şöyle devam edilebilir. Ya da şöyle ise devam edilmeli diyebilirsiniz bu soruya. İki, iki cevap da verilebilir. Eğer ya yani şimdi Beşiktaş 4-2-3-1 oynuyor ya da 4-3-3 üç, üç oynuyor. Üçlü bir hücum hattı var. Center for, sol kenar, sağ kenar. Şimdi normal şartlar ne olması lazım? Center for ve yediği. bir kenar, sol kenar yediği, sağ kenar yediği. 6 oyunculuk bir rotasyon var değil mi burada? Evet. 5. ve 6. oyuncu olacaksa, hatta 6. oyuncu olacaksa Muleka, olabilir. Çünkü hem kenarı yedekliyor hem de center for'u yedekliyor. Ve profili itibariyle de kenarda oturunca sorun çıkarmayacak bir oyuncu. Yani eğer böyle bir ihtiyaç olarak değerlendirilirse yani devam edebilir. Ama bundan mu? fazlası çıkmaz bence Muleka. Yani, kanı, yani o 6 aylık Kasımpaşa dönem bizi yanılttı mı sence? E, olabilir. Yani bir tarafa Fal'ın geldiği Kasıpaşa'da, Fal'ın getirdiği toplarla Muleka'nın içeriye attığı goller. Yani küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ya, Bazı e, futbolcularından Evet. Şimdi orada çok etkileyici futbol oynamıştı. Hatta yani yanlış mı hatırlıyorum? O sezon Kasımpaşa'nın ilk yarıdaki forveti Umut Bozok'tu. Değil mi? Evet. evet Ve doğru. on 10 civarı gol atmıştı. Muleka bir geldi. Bir oynamaya başladı. Umut'u yedek, yedek, bıraktı. Daha, daha fazla geçti. gol attı neredeyse Umut'tan. Çok etkileyiciydi orada. olması lazım ama bakmak. Ve becerili gözüküyor. Ama işte Kasımpaşa'nın e, santraforlarında şöyle bir sıkıntı var. Ya Geniş alanda oynuyorlar. Ee, çok fazla alan bulduğu için oyuncular atletizm olarak da seviyesi yukarıdaysa o alanlarda biraz becereli bir oyuncu park yeri buluyor. Rekabetçi bir, bir, bir de alan buluyor. Hem şeyde de alan buluyor. Yani her yerde alan. Her oluyor. yerde Savun, alan. Yani rakibin yarı sahasında, rakibin savunması ve arkasında Nefes çok alacaksın. fazla alan buluyor. Evet. Şimdi bayacak ne de böyle. Ama Jackney de yine Karagümrük'te de 20 23 oldu herhalde. Ama Kasımpaşa'da da şey Karagümrük'te biraz geçiş bulduğu, takımı. Ha, Galatasaray'da atmadı mı? Galatasaray'da da attı. Ama mesela Galatasaray'da defoları daha fazla ortaya çıktı. Övünçün şöyle övünç Özdemir Cenk ilgili korkutucu bir şey yok herhalde. Sağ ayak üst adeli. Sol ayak üst adeli. Sen yani dizide. Adele. adeli adeli Şey yani şey tabii biz e, Cenk çok rahatladım ben. Gözyaşlarına hakim olamayınca belki de milli takıma yeniden çünkü şu anda milli takım için de çok ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan herhalde oyuncu Cenk. Ya yedeklin olmaması anlamında. E tabii direkt oynardı. Yani onu direkt direkt o, yani. zaten oynayacak oynayacaktı. Ee, şimdi alternatifler... Oksiyonlarımız opsiyonlarımız <laughs> var. Yani nasıl oynayacaktı? E, direkt center olarak mı diyorsunuz? Direkt, direkt center for? yok ki. Ya, yani umut, Çünkü... Enes de gitti. Enes de gitti. Enes'in de çaprazları gitti. Enes de gitti. Hiç evet. elimizde ya yani var tabii ki şimdi Umut'a haksızlık etmek istemiyorum Umut Nayır'a ama Umut için bir fırsat olabilir. Umuyorum. Yani yani ee, yani tabii ki haklısın. Umut yani çok rahat bir şekilde oynardı ama ee, ben Cenk'in de milli takımdan ziyade kendi kariyeri açısından o göz yaşlarını şey, evet, düşünüyorum o yüzden çok ben, rahatladım ben ben çünkü direkt diz e, olarak de, yormuştum. çünkü o oturduğu şeyde dizi de biraz oh. böyle yana doğru yatırmış gözüküyordu evet, evet. sanki çok rahatladım evet, evet. ben Sağ, belki de yaz tatili yapamayacağız o gitti <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim Bak, bakın yani, yani umuyorum öyle değildir ama bu ciddi bir sakatlıksa korktuğumuz türden bir sakatlık olsaydı beşiktaşın önümüzdeki sezonu Beşiktaş planlaması planlama olarak çok ciddi sıkıntı girerdi. Ya normal şimdi burada 1 2 Bakın üç, Türk, oy Türk oyuncu olması yönünden söylemiyorum. Değilir. O da bir faktör tabii ki ama Beşiktaş bu konuda rahat. Ama Cenk gibi golcü bir kenar oyuncusu, golcü bir İçeri kenar forvet olmak tabii. çok kolay bir şey değildir. Abu Bakar'la bu kadar iyi yetişikleri şey, de yani evet. Ve aynı zamanda Cenk bu takımın nesi? Kaptanı. Lideri. Kaptanı ve lideri yani aslında lider. Tabii, lider lider tabii. karakterli oyuncusu yani Cenk'in denklemden çıkması skor kapasitesini ve vesaire ya da oyun içi gücünü aşağı çektiği gibi e, takımdaki ilk 11'deki liderlik özelliğini de çok aşağı çeker. Evet. Katı sorumuz vardı zannediyorum. Yok sorumuz yok şu anda. E, Cenk Tosun'un sakatlığı sanıldığı gibi e, korkutucu değil. Bu bizi mutlu etti. Devam ediyoruz. Sen bugünkü karşılaşmayla ile alakalı hani gelecek sezonla ilgili Son 5-6 haftadır ipuçları elde etmeye çalışıyoruz. Bunu özellikle de orta saha üzerinden yaptık. Bugün de herhalde Wellington Beşiktaş'taki son karşılaşmasını oynadı. Rotasyonda olacağını ben gelecek sezon düşünmüyorum. Ben sonmaya geçelim diye buradan girdim. Ben de düşünmüyorum. Ee, ya zaten Şenol Hoca da onu hiç düşünmediğini gösterdi. Yani, yani bu takımın son stoperiydi muhtemelen. Necip'in bile arkasındaydı ee, hocanın kafasında görüntü itibarıyla. Omar Kolye, sayız Tayyip Talha, sakatlanana kadar Necip. Yani dördüncü beşinci stoperdi. Yani dördüncü beşinci stoper için Wellington gibi bir oyuncuya ihtiyacınız yok. Konya Spor e, radikal bir karar alarak e, teknik direktör e, İlhan Palutla yollarını ayırdı. Çok farklı bir yola girdi. Bugün Stajanovic takımın başında değildi. Yardımcı antrenör takımı yönetti. Konya Spor'da bu maç sadece bu maçla ilgili değil ama ileriye doğru atılmış çünkü çok kötü de bir başlangıç yaptı Stojanovic. İleriye doğru atılmış adımlar görüyor musun? Son kalan bölümde, ligin son kalan ya, bölümde. Ya ligi kapatlar. Bence ligi kapattılar. Yani Biraz son... gevşedikten sonra sanki lig Evet. Ligin, ligin son haftasında iyi performans gösterdiler ama ne kadar anlamlı? Yüzde Ben de oraya gelecektim. Ne kadar anlamlı? Belki de anlamlıdır. Bilemeyiz. Ama evet. Yani kendilerinin küme düşme ihtimali yoktu. Daha yukarı gitme ihtimalleri yoktu. Ee, çok kötü bir periyot geçirmişlerdi. Ondan sonra bir düzelme ortaya çıktı. Ama senin söylediğin gibi artık ligin şampiyon yani üst tarafının tayin olduğu, alt tarafının ya da küme düşme mücadelesinin belli olduğu, kimler arasında geçeceği bir ortamda o maçlara çıktı Konya Spor. Tabi orada önemli galibiyetleri ya da önemli puanları şey yani hem alt tarafta üst tarafta e ee, hedefleri olan takımlara karşı da aldılar. Ama ne kadar anlam ifade ettiğini galiba önümüzdeki sezon olmadan anlayamayacağız gibi. Ee, ben yine de bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Ee, yani bir reaksiyon ya gösterdiler. O... de ilk 10 sırada bitirdiler galiba, bitirdiler değil mi? Bitirdiler. Ya. İlk 10'da yani yani. olmaları lazım. Ya çok kötü İlk 5 maçta gol atamayıp kazanamayıp ardından Galatasaray'ı yendikten sonra biraz suların durulduğu Galatasaray maçında Galatasaray da Aksuz, çok kritik tabii. Çok kritik. çok kritik. Ondan sonra ciddi bir toparlama gördük Konyaspor'da. Evet bu arada İstanbul Spor'da kazanınca ligi son haftayı stres altında geçirdi ama 12. kadar yükselmiş. Konyaspor Spor 8. Kayseri Spor 9. Çağdaş Şata'nın takımı. Giresun Spor ve Ümraniye 40 ve 30 puanla düştü. Alanya da ligi 15. sırada tamamladı. Sivasspor ve Alanyaspor Spor herhalde Öz eleştiri en çok yapması gereken takımlar. Bir anda bu puan durumunu açınca. Tabii ki. Antalya Spor. Keza öyle. Ee, şu, şu önemli, puan sıralamasına göre yani ligin bu sezonun flash takımlarından biri kimdi? Hangi takımdı? Üst tarafta. Adana Demirspor Biraz altı gel. Ee, biraz Fatih Karagümrük mü? Biraz daha aşağı gel. Ozan Konya'ya geliyoruz. Biraz biraz daha Kayserispor. Bir kayseri, kayseri tabii. Ya. Ka Şimdi Ka Çağdaş Hocayla çok iyi sezon geçirdiler değil mi? Tabii. E, Konya yani, sporu geçti onları. Ama çok özel şartları vardı işte Kayserispor. Biz Çağdaş Hocayı överken muazzam iş çıkarttı. Hani yılın teknik direktörü geçen hafta mesela yılın teknik direktörünü koymayı unuttuk. Hı -hı. Hani kadro seçtik. Tabii ki Okan Buruk şahane iş yaptı ama e oraya Okan yazılır. Tabii Hı. ama ama demek gerekiyor işte yani 3 transfer sezonu tahtası kapalı olan Kayseri Sporu işte genç Arif'i oradan oraya al, öbür kampanya da gittikten sonra orta sahibi Karim'i de sakatlandıktan sonra taşıma suyla sürekli değirmen döndür. Yani 56 puan hedefliyorlarmış, e, 9 puan altında kalmışlar sezonu kapatırken. Muazzam iş yaptı. Neyse şimdi maçla ilgili konuşalım. Ondan sonra belki genel değerlendirme de yapabiliriz ama bir sorumuz daha varmış. Tuğra. Beşiktaş iddiası ve stresi olmadan çok güzel bir seri yakaladı. Peki takımın yarışta ciddi bir şansı olsaydı bu kadar başarılı olur muydu sorusu. Çok güzel bir soru. Tıpkı mesela geçen sezonki İsmail Kartal Fenerbahçe'si gibi. Çünkü orada da Fenerbahçe'nin muazzam performansı biraz ligin gevşemesinden, rakiplerin hedefsiz kalmasından, oyuncuların da psikolojik olarak rahatlamasıyla alakalandıranlar da vardı. Beşiktaş'ın bu serisi de onunla örtüşür mü? Yani, şimdi Katılıyorsun. Bu, e, tabii ki yani bu... Doğru bir şüphe, mantıklı bir şüphe, ama bilemeyiz. Fakat ciddi bir ihtimaldir. Yani e, bu 14, 14 maç, 13 kaybet bir beraberlik değil mi sonu? Ya öyle olması lazım. Ya ben evet. sanki öyle hatırlıyorum. Ya da bir altıdır belki. Şimdi böyle bir seri çok istisnai duruyor. Yani Galatasaray nasıl evet. on, 14 maç, 14, 14 maç, 14 kaybet aldı Galatasaray rekor kırdı. Ondan çok uzakta gibi. 14 beşler. maçta 2 beraberlik. 2 beraberlik mi? Tamam. 15 maçta 3 da, beraberlik. E, 14 maçta 2, 15 maçta 3. 13 maçta? 13 13 maçta galiba yok, bir, yok oluyor oluyor. Değil 13, 13 maçta, bir maçta da yok 2 oluyor. Değil mi o iki bir son oluyor. işte bir de e, Trabzonspor'da Trabzonspor, deplasmanda beraberlik var. Ama 14 maçta 2 beraberlik yani işte evet. diyorum ya. 14'te 14 bakın Türkiye futbol tarihinin rekoru evet. değil mi? E, i̇ki tane beraberlik almış Beşiktaş yani. Ne, çok yakın bir performans. Çok e, özel bir e, seri bakınca. Ama o 14 maçın büyük bölümünde iddia yok ki aslında buna da şöyle katılmıyorum uzun süre boyunca Galatasaray'ın hata yapmasını bekledi yani Beşiktaş'la maçlarını şöyle oynuyordu. Ya test maçları hangisidir? Şöyle Dağmışım oynadılar ama biraz... yani Galatasaray kaybedince kaybederse diye oynadılar aslında onlar da yani onlar bir puan kaybetse şampiyonluk şansları tamamen çöküyordu sürekli onu devam ettirdiler. Yani o da bir şeydir aslında. Ya tabii bu düşünceyi tekzip edecek evet. şeyler de var. Karar yani baş... maçları hangisidir mesela? Beşiktaş Kadıköy deplasmanında 4 gol atarak 10 kişiyle kazandı. Tabii. Karar maçı hangisidir? Yakın geçmişe gidelim. Demirspor maçı. Ligin en iyi takımlarından birini Hı -hı. 4 golle yendi. Galatasaray'ı şampiyonluğu hak ederek kazanan Galatasaray'ı yenerken şimdi zor durum çok zor durumlara düşürdü. Ee, zor zorluğuna bir bak. Emek Galatasaray maçı Beşiktaş açısından ee, şey miydi? Ciddi bir şansı olmadan çıktığı bir maç mıydı? Hayır. Bayağı ciddi şansı evet, vardı. Evet, evet. Yani düşük bir şanstı, yüksek bir şans tabii ki değildi. Ortalama bir şanstı değildi. Düşük bir şanstı ama yani gayet e, kazandığı anda Galatasaray iyice baskı altına alacağı bir e, maçtı. Orada sezonun en iyi tabii. performansını çıkardı. Galatasaray'ın bu sezonki net en kötü maçı. Değil mi? Kayseri spor maçıyla beraber. Bence Beşiktaş maçı çok daha kötüydü çok daha kötüydü. Yani ilk 15 dakika dışında 75 dakika domine etti neredeyse Beşiktaş. O yüzden bakın yani karşı cevap veriyorum ama çok doğru bir şüphe. Bilemeyiz. Evet. Bilemeyiz. Ee, bunun için de önümüzdeki sezon beklememiz lazım. Yani hamlelerle beraber Şenol Hoca'nın herkesin eşit olduğu çünkü Şenol Hoca takımın başına geldiğinde şanslar eşit değildi çok olarak. Değildi. Ee, hal böyleyken şansların sıfırdan Eşit olarak başladığı bir yarışta e, bu sorunun cevabını daha net bir şekilde görme şansını elde edeceğiz. Tabii 14, işte 15 maçta 3 beraberlik. Bir maçtan aşağı yaparsanız 14 maçta 2 beraberlik muazzam bir seri. Ve takımın da en önemli oyuncusu, en önemli birkaç oyuncusundan birinden Gezal'dan bu sezon hiç yararlanılamamış olduğunda Tabii. belirtmemiz lazım. Şimdi yedekteki isimlere yine Aha. gözüme ilişiyor ama Semih, Ege, Aytu, Berkay... Hatta Kerem Atakan Keskin altyapıdan değil ama aslında Beşiktaş bu genç arkadaşlar kendilerini ispatlayıp A takımda kalıcı olabilirler ama Kerem bir transfer olarak Sivas Spor'dan geldiği için hani Beşiktaş seviyesinde olup olmadığı çok sorgulanacak bir isim olarak hani bu dar rotasyon içerisinde şu yapılan iş yine de muazzam. Son belki de haftada bir iş kazası yaşayarak, yol kazası yaşayarak ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptırdı diyebiliriz. Bir sorumuz daha varmış. Engin Albayrak. Beşiktaş sizce seneye bu kadro için öncelikli olarak hangi mevkilere transfer yapmalı? Bu şey yapmıştık ama yine tabii ki değerli izleyicimizin ricasını kırmıyoruz. Şimdi baştan bir Tayyip'in nasıl döneceğine bağımsız olarak sayıs gitmek istiyorum hala. Tabii. Bağımsız olarak orada bir soru işareti var herhalde. Ee, kesin olarak var. Yani bu soruya verilecek ilk cevap ya da ilk iki cevap Stoper ve merkez ortası. Ama yani bu dediğim gibi on numara mı olur? Yaratıcı bir on 8. numara mı? Skorer bir on numara mı? Yaratıcı, skorer ya da drip başka bir 8 numara mı? Ha, bu, bunun kararını Şenol Güneş verecektir. Ama merkezin kalitesini artması gerekiyor. Stoper Hacı merkezinde, Hacı de, stoper kal kal hattının da kalitesini artması gerekiyor. Hacı Ahmetoviç'i kalitesini ya da o altı numaranın kalitesini arttırarak toplamda, totalde mi oradan mı yürümek lazım? Yani bu üçlü arasında yani Hacı ben, değiştirirsek optimum faydayı sağlarız? Ben Hacı Amitov için e, ilk 11 planında olduğunu düşünüyorum Şenol Hoca'nın. Kötü de oynamıyor. Yani Kötü de Galatasaray maçında yıldızı olarak büyük maç. Evet. Yani bence iyi bitirdi sezonu. Benim de şüphelerim vardı. Benim de. Ee, ama hala o şüpheler olabilir. Yani hala şüpheyle bakılması gereken bir oyuncu olarak değerlendirilebilir. Ee, şansı şu Beşiktaş'ın yani birbirini ikame edebilecek oyuncuları var. Yani şöyle söylüyorum. Mesela örnek şöyle örnek vereceğim. Beşiktaş bir şey orta saha kaliteli, çok kaliteli bir orta saha oyuncusu aldı bu üçlünün yanına. Ee, şimdi oyuncu aldığı oyuncunun profiline göre Hacı Ahmetoviç'le beraber oyuncu oynatıp Jesson'u oyunda kullanabilir. Mesela. Eee Salih Hacametov için yerine oynayabilecek bir oyuncu. Değil mi? Tabii alt kırımları da düşünmek lazım. Aynen. Sadece yani şey Salih yanında oyuncu de... oyuncuyu koyup yine Jetson oynayabilir. Hacametovic'in evet. yanına oyuncuyu koyup Jetson'un bir sakatlığında Salih'i ön, ön, tarafa e e e ekleyebilir. Ya da aldığı oyuncu 8-10 numaraysa Jetson'un sakatlığında Hacametovic, Salih o oyuncu olabilir. Yani Salih ve Jetson 2, yani 8'i de onu da oynayabilecek oyuncular. Hatta Salih 6'yı da oynayabilecek bir oyuncu. Yani Salih 3 rolü de yedekleyebilen bir oyuncu. Bu oyun çok değerli bence. Tabii Salih 6 oynadığı zaman tabii ön tarafın dizaynını farklı yapmak lazım tabii ama ki, oynayabilir. Tabii ki ama oynayabilir. Yani, Hacı maçı Hacı maçı şey maçın son bölümünde oldu. gole ihtiyacı olduğunda zaten Salih 6 numara oynadı Hacı Ahmet Tabii ki aynen. Yani bir başına bir şey oldu. Yani iki, i̇ki hafta sakatlandı Hacı Ahmet Hoca. İki maç idare eder Salih. Ceza aldı. Bir maç işte kart cezası Hacı Ahmet Salih 6 numara, 8 numara, Jetson 10 numara. Yani bunu yapabilecek farklı pozisyonları, rolleri oynayabilecek oyunculara sahipler. Yani Hacı Ahmetoviç'ten 8 çıkar mı? Çok emin değilim. Ama Salih 3 rolü de oynayabiliyor. Jetson 2 rolü de oynayabiliyor. E, alacakları oyuncu da en azından iki farklı rolü oynayabilecek bir oyuncu olursa Beşiktaş döndüre döndüre işte Tayfur'la beraber e, ya da başka bir oyuncuyla beraber daha geniş ve daha derin bir rotasyon sahibi olabilir orta sahada. Ama stoper ve merkez Orta saha bence şart. İlk iki aşamada. Cenk'in sakatlığı ciddi değil gibi duruyor. Abu Bakar onun dışında tabii bu biraz önceki soruyla bağlantılı. Yüzde yüz ön rotasyonunun gelişmesi lazım. Efendim? Ön, ön, rotasyonun. Ön rotasyonun mutlaka gelişmesi, gelişmesi gerekiyor. Lazım. Yani e, Cenk Tosun, Abu Bakar'ın yanına Abi tabii bu, kadroda da Redmond da yok. Redmond'ın durumunun netlik kazanması lazım. Yani şu anda Redmond, Abu Bakar, Cenk. Gezdal bilmiyoruz bakış ne oyuncunun bakışı ne bilmiyoruz. Eğer yani devam edecekse ideal, tabii ki ideal. Ama işte yani o kadar teknik bir oyuncu için, fizik oynamayan bir oyuncu için bir yıl neredeyse kaçırmak zor. Nasıl döner? Gitmesi durumunda mutlaka bir hamle lazım. Evet. Ee, böyle bir ortamda Muleka bence 5. 6. oyuncu için kötü bir e, rol değil ya da kötü bir profil değil. Ama dediğim gibi yani genç bir oyuncu pazarı da var. 2-3 milyona elden çıkarma şansı varsa gönderilir. Bir sorumuz daha varmış ama bu biraz daha uluslararası futbolla alakalı. Bence bizi de şu iş Messi'nin MLS'e gitmesiyle alakalı. Erdem Kırış Kuzu Zirve abime sorumdur. MLS tercihi. Yani ben sanki Barcelona'nın gerekli bütçeyi yarattığını ve ona aldığını işte diğer sözleşmesine yenileceği Arao'yu, Sergi Roberto'yu takımda tutmak için belirli sözleşmeler imzalaması ve onlardan da e, şey yaparak La Liga yönetiminden hani Messi'ye de bütçe çıkarttığını görmüştüm ama tercihini MLS'den yani, yanına yana kullandığı gibi gözüküyor. Geçerli mi bilmiyorum. Gilen Balak yazdı. O da Genelde çok doğru. Evet. Yani çok içinde Barcelona'nın. Barcelona, nın. Barcelona nın üzerine kitaplar yazmış bir evet, 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 yazardan, bir gazeteciden Yaparı bahsediyor. Paris Saint-Germain'e transferini de evet, evet. o açıklamıştı. Ee, yani tabii... Tercihi nasıl değerlendiriyorsun? Ben çünkü Zlatan'ın hani, yani. 36-37 yaşında gidip ondan sonra Milan'da bir sene daha üst düzey futbol oynamak için 40 yaşında zorlamasana yani bana ziyanmış gibi geliyor. Zlatan'ın da MLS'e gitmesi, Emelese yani gitmesi en sonunda gidiyorsunuz. Zlatan İbrahimovic olarak Carlos Vela ile mukayese ediliyorsunuz çünkü sizden sonra ligin iyi oyuncusu Carlos Vela hangisi daha iyi diye soruluyor. Şimdi Messi Inter Miami'ye gidecek, David Beckham'ın kulübü yani orada şov aslında oradaki rekabetten ziyade de zaten şov için çiftçi ligi orası. Çiftçi ligi yani ben yani şey çiftçi ligi istemiyorum ya. da yani futbolcu falan yok orada yani. Yani maalesef öyle yani çok anlattım da yani yayında yaptım MLS'e dair. İki Resme sezon. Resmi açıklama olmuş bu arada. Da açıklandı, açıklandı resmi. Kendi açıkladı Hı. Lionel Messi'nin kendi açıkladı bugün. Yani bir yarım saat yani önce falan çıkardı. Öyle ha ben şimdi evet, evet. radyo yayını yaparken ben daha belli değil. Fabrizio Romano zaten şey dedi 15 dakika sonra Messi açıklama yapacak dedi. Biliyordu o. Oyuncu açıklamayı yaptı. Kaç senelik bir sözleşmesi? Bilmiyorum. Yani çok ciddi para var tabii. Yani bu ekonomik yani, bir hareket. Yani Suudi Arabistan'a mı dersiniz? MLS mi? Yani MLS iki, iki ligde şova yönelik ligler. Yani Ronaldo haklı. Yani şöyle haklı. Bence Suudi Arabistan'a şu anda MLS'den daha, daha iyi lider. Bir şey söyleyeyim mi? Bu işe en çok Ronaldo sevinmiştir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde benim gol rekordum kıracak diye çok çekindiğini tahmin ediyorum Ronaldo'nun. Ee, lider ya şu anda. Yani. Çok düşünmüyor mudur? Haaland geliyor diyorsun sen arkada. Ya ondan öyle değil ya. Şimdi şampiyonlar gol kralı olmak ne kadar ne katıyor ki? Yani çok Bilmiyorum, bu. Bilmiyorum böyle. Çok işte şey. bu seviyedeki futbolcular buna benzer tatıyorlar, tatıyorlar. Tatıyorlar. mikro şeyler, motivasyonlar üretmedikleri zaman şey oluyor. Yani, yani olabilir. Geride kalıyorlar. Olabilir ama an. çok kötü bir lig yani. MLS skandal bir lig. Yani işte isim vererek kırıcı olmak istemiyorum. Oradan gelip burada yapamayanlar yani çünkü şeyler. Yani teknik taktik olarak şeyin gerisi Avrupa'nın çok gerisinde MLS. O yani dolayısıyla değil, mesela, falan... değil, yani mesela yani mesela. Bir aklıma gelirse gerçi sonra Kaylıların düşündüm. Kaylılarına haksızlık mı ettik diye o da şeyden geldi ya. Evet. MLS'ten İlk sezonu kötü ama İberçika'ya bir kiralık gidip geldikten sonra Beşiktaş'a Ama Sanko... Larin'in yani sezonları var işte. Uçtuğu se MLS'te yani MLS uçtuğu sezonlar uçlu... var. İyi yani çok iyi sezonları var gelmeden evet. önce. Forvetler için de özel. Ya, açıklaması vardı. Sa içinde bazen o kadar saçma şeyler oluyor ki diyordu. Tabii ki yani kendi kalesini gol atmak anlamında değil. Hani bir oyun alışkanlığı, bir sete oturma alışkanlığı ve bazen halı sahada hiç toptan anlamayan insanlarla oynadığında böyle bu ne yapıyor diye seyredersin ya. ona benzer şeyler yaşandığını söylüyordu Schweinsteiger. Onun da tecrübesi var. Chicago Fire'da. Ee, peki şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Suudi Arabistan'ın bu kadar agresif şekilde çok büyük yıldızlara para saçarak ligi yükseltmeye çalışması sence Türkiye'yi nasıl etkiler? Çünkü kötü etkiler. Çok kötü etkiler değil mi? Yani Zaha mesela 60 milyon euro verdiği söyleniyor. Zaha da iyi kötü yani Kante'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Kante Galatasaray ciddi bir ilgisi vardı Galatasaray'ın. Gitti 100 milyon euro yani. Gitmese yani gideceği 2-3 kulüpten biri bence Galatasaray'dı. Bence de çok olumsuz etkileyecek ve şu da var. Eskiden hani burada Giuliano, Josef de Souza geliyor ilk aklıma. Yine vardır Talişka. Türkiye'deki kalburüstü futbolcuları hem kulüplerin de yararına olacak şekilde birkaç misli bonservis bedeli fazlasıyla transfer edip hem kulüpleri rahatlatıyorlardı. Hem de oyuncuları hani elden çıkartmak istediğiniz oyunculara da fırsat tanıyordu. Şimdi Suudi Arabistan Ligi futbol gerçekliklerinin çok ötesinde Türkiye Ligi'ne gelebilecek oyunculara da birkaç katı değil birkaç sıfır fazlasını vererek bütün yani, düzeni alt üst etti. Şöyle söyleyeyim. engol Kante'nin attığı imza sözleşme yıllık 100 milyon euro. Evet, Galatasaray 200, maksimum 3 milyon euro verirdi Kante'ye. Hadi bilemediğiniz 3,5-4. yani. Yani 25-30 katını veriyorlar. <laughs> birkaç sıfır <laughs> dedim ya onun için. Ya, şey, öyle. -30, yani. Ya 20 milyar dolar ayırmışlar e, ş, devlet bütçesinden. Yani kulüpleri artık nasıl dağıtacaklar bilmiyorum ama böyle bir şey ligi gibi. Ya onun yansıması da olabilir. Çünkü şimdi Suudi Arabistan'ın aldığı yıldızlar hangi yıldızlar Avrupa'dan? Yaşı geçmiş yıldızlar değil mi? Evet. Angola County kaç evet. yaşında? 32 yaşında. Gerçi Karim Benzema kaç yaşında? 35, 35 yaşında. yaşında. 36 hatta. 87'li evet, 2023'teyiz. O e, oyunculara gidiyor. Yani bizim ligimiz de bu oyunculara gidiyor. Ağırlıklı bir şekilde. Tabii. Ama bu oyunculara gitmek doğru değil. Ya bakın yani ya bu oyunculara gitme ya, evet doğru işte, değil. Ama şimdi iyi örnekler var ama şöyle söyleyelim son 10 yıldaki skalayı açalım. Böyle gelen oyuncuların adını yazalım alta alta kaçı başarılı olmuş? %20'si başarılı olmuştur. Gelmezdi o zaman işte Suudi Arabistan'a gidebilirdi. Kim? Hacı. Ya ama tamam ya yani yanında e, da tamam. yanıyor tabii ki yani ben Robin bunu söyleyeceğim ama persi. yani başarılı mı başarısız mı hep muallakta kalan bir şeydi. Rakamlara bakıyorsun 20 gol üzeri yapmış. Hani şey ne ya, kupa ya şey. Bakın Antalya Spor 4 milyon euro verdi Samir Nasri'ye sakın Bakın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe de değilim. Samir Nasri'ye 4 milyon euro verdi Antalya Spor. Yani Antalya Spor nasıl 4 milyon euro verebilir Samir Nasri'ye? An anlatabiliyor muyum? Yani ya böyle şeylerin olmaması lazım, yaşanmaması lazım böyle şeylerin. Yani bunları da bitirecekse bence toplamda olumlu olur. Ama mesela şimdi bakın Enkante gitti başarılı olabilecek bir oyuncuydu. Ama Kante şöyle bir şey söyleyeyim ben Kante ile Kante, alakalı. Kante'nin son 5 yılının iki buçuk yılı sakat. Evet. Bakın iki buçuk yıl sakat. Yani yarısında son 5 yılın yarısında şey olarak veriyorum gün olarak gerçek zaman olarak. Yarısında sakatlık geçirmiş ve oynamamış bir oyuncu. 32 yaşında. Yani Galatasaray'a gelse bence bakın karşısına. çıkabileceği maksimum maç sayısı 20-25 olurdu. Toplamdan bahsediyorum bence çünkü öyle yani. Dört yıldır öyle bir oyuncu. Bir de kante kante yapan Ama şey mesela, bitmeyen enerjisi şimdi, aslında fiziksel. Icardi'ye de talip olduğu söyleniyor Suudilerin. Şimdi öyle bir durumda tabii ki dediğim gibi kurun yanında yaş yanacak hal böyleyken. Ama genel konjonktürde yani bizim için o kadar da olumsuz bir şey olmayabilir. Yani gözümüzü onlardan alıp... Daha anladım. Yani Nelsonlara, Kim Min-Jae'lere, Saşa Boylara... Evet. E, işte bu yaşta gelen Jetson'ları çevireceksek belki de hayırlı olur. Gerçi hepsinin Değil hikayesi farklı oluyor. Jetson da Premier Lig görüp yüksek bir bonservis bedeliyle ardından Türkiye'ye döndü. Ee, bir sorumuz daha var. Hesel Rodriguez bir... aldı Ankara gücü ya. Hesel Rodriguez getirdi Ankara gücü. 3 ay sonra gönderdi. 3 evet. ay 4 ay sonra. O kadar bile şey Yani o bile... yani işte... ya olabilir mi öyle bir şey? Makeda'yı da. Makeda. Yani onlar geliyor. Yani büyük bir coşkuyla karşı. Neden bu kadar Mutluluk yarattığında anlamamıştım o zaman Ankara gücü taraftarında. Yani i̇şte bayılıyor başından bizim, bizim taraftar bayılıyor yani. Başından Darussu Vasel vakası geçmiş olan. Yani isim getirince de bayılıyor bizim taraftar. Evet, Mustafa Kızıltan. 20-25 milyon euro civarı teklif gelirse Jetson'u satar mısınız? Bu paraya yeni bir kadro kurulabilir mi? Bu paraya yeni bir kadro kurulamaz. Çünkü o paranın yarısı Beşiktaş'ın olmayacak. Beşiktaş evet, %50'sini aldı. %50'sini aldı doğru. E, 6 milyon euro verdi %50'sini aldı. De... Yani 20'ye satarsa 10 milyon euro. Başka? yere gidiyor. 10 milyon, milyon euro Türkiye'den 20-25 çok zor direkt Türkiye'den 20-25. Bence yani... artık zor değil. Mı diyorsun? Bence artık zor değil. Yani yavaş yavaş o iş de değişiyor biraz. Türkiye Ligi'nin uluslararası konvertibilitesini biraz sağladık mı? E, biraz sağladık bence. Biraz sağlıyoruz. Çünkü ya bakın şimdi kimince eğer 60 milyon euroya United yaparsa bir yıl önce, 13 ay, 14 ay önce Türkiye'de oynamış bir oyuncu 60 milyon euro transfer yapmış olacak. Yani bunlar e, yurt dışındaki takımların çok takarım. önem verdiği şeyler. Tabii. Yani Yapabilir diyorsun. yükselecek fiyat. Ama %50'sini aldığı için bu paraya tabii... Sadece 10 milyon euro diyelim Mesela, ki 20 milyon euro da çok yine de bence şey. Ya yani 15 falan belki. Ya Jetson, Jetson 15'e satılmaz. Zaten 12 vermişsiniz yani bakın şöyle diyorum. Tabii. 12 12 vermişsinizler 6 vermişsiniz yarısına. Yarısına buçuk mu satacaksınız? Olmaz. Niye satasınız ki? Para kazanmayacaksınız Zaten fayda görmek için almışsınız. Ee, ya Beşiktaş'ın olan ciddi para kazanma şansı yok. Bon servisin yarısını aldığı için. Ya 30'a satsa 15 alıyor. Tabii tabii. Yani 9 milyon euro kar ediyor. 30'a satsa ki 30'lar falan pek mümkün değil tabii. Ee, ama mesela Arda Güler Gidecek yani. Yakın tarihlerde gidecek. Yakın derken yani bu yaz Belki demiyorum. Belki gelecek sene. Belki. Ben 20, 20'den aşağı geçeceğini düşünmüyorum o yeteneği. Yani zaten vermemesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani 12'ye falan gidemez Arda Güler. O yaşta o yetenek. Şimdi Arda Güler 20'ye gittikten sonra buradan gidecek her genç, her oyuncu. Mesela Saşa Boy, Nelson bu oyuncular ikisi giderse Galatasaray'ın 40 milyondan aşağı bonservis almayacağını düşünüyorum ben. Tabii yeniden bir... bundan sonra, o oyunculardan sonra diğer oyuncular da risk. artık oraya çıkıyor ister istemez. Ya peki Beşiktaş'ın yeni bir kadro kurmaya da aslında yeni bir kadro kurulabilir mi diyor ama yeni bir kadroya kurmaya Beşiktaş'ın ihtiyacı yok. Yani tut ki Jetson'u sattık 20 milyon euro'yu da olmayacak ama şey olarak ekonomik ve hukuki olarak öyle bir hakkı olmasa da 40'a satarsa 20'si olur ama bir kadro kurmaya da çok fazla ihtiyacı yok. Sadece yama yapmak lazım bazı yerlere. Bir de derinleştirmek. Biraz yama yapmak lazım ama biraz da şuna ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın. Ee, sürdürülebilir bir başarı için ee, satılabilecek asete ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş hangi ölçüden para kazanabilir? Kadrosuna bulunan. Yani bu sadece açıkçası ee, yani, Jetson Fernandez gibi diyorsun, gözüküyor. Yarısını alabiliyor. Evet. Dedim ya yani 25'e satsa 12 kazanıyor. Yani para kazanmıyor aslında Beşiktaş. 6 milyon da vermiş. Evet. Başka var mı oyuncu? Yok. Yok. Yani ya, sorun bu biraz? Evet, doğru. Beşiktaş'ın da herhalde yumuşak karnı bu bu sezonla ilgili. Mesela Galatasaray'a bakalım. Saşa boydan kazanabiliyor mu? Kazanıyor. Galatasaray'a kazanabiliyor mu? Kazanıyor. Torreira'dan kazanabiliyor mu? Kazanıyor. Zanyod'dan kazanabiliyor mu? Kazanır. Kazanıyor. Kerem'den kazanabiliyor mu? Zaten kazanıyor. Bir numara söylememiz gereken o herhalde Ma gelir maliyet şey. Ee, e, kazan Abdülkerim'den kazanabilir mi? Bardakçı'dan? Kazanabilir doğru ee, Fenerbahçe'de de sanki Beşiktaş'a göre bir tık daha fazla yani Arda ya tek başınalardan bir Aset. De Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Aset. Arda dışında da aslında öyle çok güçlü bir oyuncu yok kazanım. Geçen sezon Crespo ile ilgili konuşuluyordu. Bu sezon onun için düşüş sezonu oldu. Ama yine de yani Crespo'dan büyük paralar olmasa da fazlasını alabilirsiniz satabilir. yani. Alabilirsiniz. Evet, çünkü Crespo kendisini Portekiz 2. Liginden bir üst kademeye atıp ispatlamış futbolcu durumunda. Arkadaşlar teknik direktörler gelmediyse yavaş yavaş toparlayabiliriz. Çok teşekkürler Emre. Ben teşekkür ederim. Türkiye Ligini tamamladık ama Emre Özcan Türkiye Kupası finalinden sonra, Başakşehir-Fenerbahçe maçından sonra da Ali Emre ile birlikte sizlerle olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. getirle futbol heyecanı sona erdi